Kur'an'da kendisinden ve kavminden en çok bahsedilen peygamber Hazreti Musa'dır. Ayetlerde Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun'la birlikte Firavun'a karşı verdiği mücadele, kavminin kötü davranışları ve sabırla onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. İşte bu kutlu peygamberin döneminden bugüne dek ulaşan bir müjde vardır. Ahit sandığı. Ahit sandığı, Yüce Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği ve içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan eşyalar bulunan değerli bir sandıktır. Ayetlerde bu sandığın Allah'ın müminlere güven duygusu ve huzur veren bir nişanesi olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle yıllardan beri hem Yahudiler hem Hristiyanlar ve hem de Müslümanlar onun bulunması için çaba sarf etmişlerdir. Ancak M.Ö. 587 yılından bu yana kutsal sandık kayıptır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlaşıldığı üzere sandık ahir zamanda bulunacaktır. Sandığın çok önemli bir özelliği daha vardır. Bu kutsal sandığı bulma şerefi Kur'an ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı ahir zamanın liderine nasip olacaktır. Yani Hazreti Mehdi'ye. Sandığın bulunması, Hazreti Mehdi'nin çıkışının en önemli alametlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda bu işaret, onun hükümranlığının da bir sembolü sayılacaktır. Mehdi zamanında sekine bulunan tabut, Taberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar. Elbette en doğrusunu Allah bilir.